Şimdi Konya altında yaşayan bir çocuk annesi Yasemin Özçengel'in komşu kabusu var sırada. Kadın komşu hem talihsiz kadına hem de oğluna yapmadığını bırakmadı. Bina içinde bağırıp tehdit etmeler, hakaret yağdırmalar, beslediği pitbull cinsi köpeklerini ısırması için kışkırtmalar ve dahası. Detaylar haberimizde. Hakaretler. Ay fakirler. Orada böyle çekersin bence zavallı. Zavallısın çünkü zavallısın. Nice bekçisisin. Tehditler. Düşünmesin bizi. Hadi koş kızım. Şu aşağı bir iki komşucuları bilsin ya. Hadi şu süpürücüleri bilsin. Kapı önüne çöp ve çamaşır suyu döktü, köpeğinin dışkısını bıraktı. Yasemin Özçengel'in üst kat komşusu onun kabusu oldu. Nöbete gideceğim zaman ölü kuş koydu kapımın önüne. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan bir çocuk annesi kadın Konya altında yaşıyor. 10 yıldır oturduğu apartmanda üst katta oturan kadın komşusu yüzünden hayatı çekilmez bir hal aldı. Köpeğini azlıksız dolaştırdığını tespit ettim. Kendisine ceza işlem uygulandı. Bunun intikamını almak adına kapımı yumrukladı, çamaşır suyu döktü. Sonra köpeğinin dışkısını attı, çöplerini attı. Binanın içinde elinde bıçakla tehditler yağdıran komşusu iddiaya göre oğlunu da tehdit etti. Kendimden vazgeçtim. Ben çocuğum için endişe ediyorum. Ben yarın gündüz vardiyasına gideceğim. Ben okuldan nasıl gelecek? Okulun kapısına kadar köpeğiyle gidip çocuğumu bekliyor. Özçengel defalarca şikayetçi oldu ama henüz bir sonuç alamadı. Huzurla yaşamak için komşu kabusundan artık kurtulmak istiyor. Şikayet dosyası birikti ama sonuç yok. Ben öldükten sonra mı adalet yerini bulacak? Yani beni kim koruyacak? Ben devletin